Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur hesabı. Hava şöyle yağışlı gibi ama anacığızım belki yağar yağmaz diye. Şöyle. Şu portakalla limonları suluyor. Bir baktım annem. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Annem var ya, bunlara su vermek de çiçeğini götürüldü. Bırak çektim. Bu çiçeğin hepsini tutar mı ki anne bu? Tutmaz annem de dökmesin, arada kalan. Çok dökmesin diye. Diye. Havada şöyle baksanız şöyle yağışlı gibi sanki hava mı? Bulutlu. Maşallah bir güzel de çiçeği var portakalın. Valla parfüm gibi de bir güzel de kokuyor. Oh mis mis. Maşallah bunda güzel bir şey yetiyor. Nerede bir tane iki kasa vardı? Neredeyse iki kasa portakalı vardı bunun. Sanırım bunun cinsi bodur portakal anne herhalde. Yaklaşık 15 seneye geçikliktir bu portakal ağacı. Ama şimdi tutuyor bari. Bize öyle baksana sapsan oturtlar ya. Bodur portakal. Normal portakal olarak dikmişlerdi annemgil bunu da. Hiç büyümüyor. Başında portakal var ama büyümüyor derken sanırım bodur portakal. O yüzden. Hele geçen sene tarafı oldu. Bu 10 senelik bu. 10 senelik mi? Çiçekleri diktiklerinde dibine bir şey koyuyorlar. Onda da mı varmış bunda bilmem. Dibini açacağım. Dibine mi bakacaksın? Olabilir. Olabilir. Sardunyaların dibinde hormon bezi oluyor da belli bir şeyden sonra büyütmüyor, saçaklarını sıkıyor ya. Herhalde o, bunda var o. Belki de annem bilmiyorum. Portakalda duymadım ama bir deneyelim bakalım bir. Bayram geçsin öyle. Geniş açıp bakacağım. Şunlar ne? Hatmi çiçeği. Annem tohumunu ata ata vermiş bak bunlara. Kendiliğinden mi çıktı, attın mı? O zaman güzeldi, çıktıydı. Öyle tohum atmış kendi galiba. Kendisi atmış. Tohumu sürülünce de buralarda çıkmış hatmi çiçeği. Tavukları yedi, hiç komadıydı. Annem de sever çiçeği ya. Hani hiç uyu olmamış, koparmamış bakın. Şuralarda var, ta şuraya kadar hatmi çiçeği. Neyse dolmasını yaparız bunların da hatmi çiçeğinin. Tabii dolmasını yapanlar da var. Denemiş oluruz hem. Arkadaşlarla beraber. Burada da şey vardı. Bak şunları kesiverelim de yengem gelin kuzulara yedirsinler bari. Ayvaları. Ayvalar, ayva ağacı vardı orada eskiden. Kesince de dibinden öyle fışkırır gari. Yenge bir bu daha kalsa ya diye. Her zaman bitmiyor ağaç diye. Bir kalsın diyorlar. Koca koca tuttan da ilaç olmadığından bana mı yormadı. Bu da şey üzüm, bu yeni çık üzümlerden, o pıtır pıtır olanlardır. Şey mi? Beyaz üzümlerden mi? Beyaz mı gari? Yengen aldım. Üzümler var bu sene. Şimdi evin önü ağaçtan gözükmüyor ama anne her yeri ağaç dikeceksin diye hala uğraşıyor. Şöyle şöyle üzümler var. Maşallah. Maşallah ona bak. Isırganlar da dibinden çıkmış. Mahsus ellemedim zaten. Tavukları karıştırmasın diye. Buraya baksana öyle dikeyen işte. Bulduğumu sokuyorum ben. Burada çiçek şey yapacağım. Şuraya da çiçek dikmiş anacığım. Bunlar diye bu sarı sarı açar yarın burada diye. Bunları geçen gün ablamın gönderdi. Ablam gönderdiydi bunlar. Kuzuna diktim, nane diktim. Burayı böyle. Bunları ellemedim. Tavuklar karıştırmış. Şu çalıları da germesinin sebebi tavuklar durutmuyor. Bakın orada bir tanesi. Diğerleri kapalı da buncağız mı herhalde şey yapıyorlar. Didiyorlar. Didi onu veriyorlar. Annem de onu çıkarıyor. Baksana her yerine palas pandıras etmişler. Baksana. Bu tavuk dışarıda, bu serbest. Ismaklara bak, koca koca olmuş. Bunları kavursak değilsek yana bak. İşte ot zamanı geçiyor gari yavaş. Bunlar otlar kartlaştı ya, bunlar ıspanağa bakarız artık. Bol yumurtalı, sarımsaklı. Bunları yiyelim ha. Tatlılığımız oldu bak. Aşotları. Artık Ramazan geçti, şuradan bir tane erik alacağım, tadına bakacağım. Hep gösteriyordum. Şuradan. Rahmetlik babaanneciğimin deyişiyle yenilere dattım. Her derdimi ardıma attım diyerekten bir tane yiyeceğim. Maşallah varmış tane burası mı? Koca koca. Geçen sene seyreldi böyleydi. Daha ilk defa yiyorum bu sene. O yüzden bak maşallah.
Doktor hanım bu da ilaç istiyor. Çocuklar yesinler öyle buna ilaç etelim. Ver bakalım sağ ol kızım. Yemedin mi? Daha ilk daha. Gelenler sevse yesin dedik ya ben hanım bunu. Gelin çok yesinler. Çocuklar torunlar yesin diye. Aynen. Bir tane daha dikti annem aşağıya. Olur mu ondan bilmiyoruz galiba. Olsun diye suluyor devamlı. Her ağaçtan her meyveden yetiştireceğim diye uğraşır anneciğim. Kendi de yemez ha. Ne erik sever annem. Her öyle sevmez. Ama çoğu çocuk geldiğinde yesin diye. Olmayanlara vereyim diye. Şöyle baklalarda olmuş aslında toplayıp da bir ya sallamasını yapmak lazım ya da yoğurtlamasını. Şunlardan şu karşıdakileri gözüme kestirdim. Şu soğanları ne zaman dikeriz anne? Soğanları bakalım. Yarın bir gün dikeriz. Yarın bir gün bakalım. Bayram geçivesin. Soğanları şu köşeceye değil mi? Bu çaparadığım yere dikeceğim. Şuraya mı dikeceksin? Buradan bir salladım mı var olsun. He çabucak varsın diye. Onların tohum olur galiba. İçeride mi olur tohumu? He. Tohum olur anam. Bu sene çok bakamadım. Niyetli oldum lan. Susuralım dedim. He olsun varsın. Olsun galiba. Şeylerimiz güzel bak sarımsaklarımız. Sarımsaklar sonradan ineldi galiba. Bunlar önden iki sefer sus aldık. Boyasa. Köklenir de artık başlar. Bunlar. Ha? Köklenir galiba sarımsaklar. Köklenir. Otları yoruyor hocam suyu saldığımda bir daha. Şunlara baksa pek güzeller. Ama nedense o yaprakların bazılarında hastalık var bak bazı yerlerinde. Kırmızı örümcek getirin dedi babamın. Kırmızı örümcek mi acaba? Herhalde kırmızı örümcek ama. Bunlara bir ilaç atsak geçerdi. Şimdi de çocuklar gözle görünen bir şey yok da. Yesinler öyle bir acı gözünü yapalım. Baksana maşallahını güzel. Geçen gün Ömer, ne o telefonla arıyor. Ömer de kayboldu muydu bu eriğin dibinde biterdi. Öyle olurdu. Gelen, şimdi gelince yer o da. Bunlar hepsi öyle lan. Hepsi geliyor. Zeynep çok havası etmiyor. Oğlancığım da çok sever. Zeynep çok sevmiyor. Ömer çok sever. Ömer çok seviyor. Şöyle mısırlar da çıkmışlar artık. Sıklığı nasıl? Bu tarafa ben ektim mısırı. Demek kalınlığı şeyliği iyi sanki seyrekli. Daha onlar büyüyecek. Aralarında şey mesafe kalması lazım değil mi? İyi gibi sanki. Nasıl seyrecik gitmiş ne taraf? Orayı sen attın vallahi ben bilmem. Ben şu zeytinle şu zeytin arasını alıyorum dedim. O tarafı hiç karışmasın. Seyrek olanı büyük olur işte ya. Doğru annem ki seyrek oldu mu o taraf daha şey. Ha. Ama daha yeni çıkıyor bence o ya yeni çıkanlar var. Seyrek ha. Oluna bakma. Ha, bak daha yetizliyor arkadan. Yetizler hanım. Hı-hı. Ben diyen enişte bayram sonu buruydu ekiyorsun tavuğuna yağmur olursa. Sonra aynen. Sulamadan çıkmaz. Aynen sonra çıkar çıkmaz. Yağışı yine tavuğuna. Sen domatesle birazını dikmiş misin bilmen orayı. Karık diktim. Öyle mi? Dolaşalım bak bakalım bir. Daha aşama da dikeceğiz. Buradan gidelim mi? Oradan mı dolaşalım? Oradan da gidebiliriz. Şuradan dolaşalım. Bu taraf ekilmedi. Bu taraf tekrardan mısır ekilip sürülecek tekrardan. Topalaklara bakın. Bu sebzenin düşmanı bu. Sebzenin içinden geçen sene çapalıya sebzenin içinden farıtamadık bunu. Yine aynı yere olacak fıstıkta baksana. Yine aynı sirken bak. Fıstıklar yine buraya bak, olacak. Bak anne orada sirken komple. Ha. Ama şurada yok bak o kadar. Bak, şu yeşillik yer hep şey sirken demişim topalak. Ay tarlaydı var ya. Fıstıklar kendi halinde çıkmışlar bak. Geçen senenin fıstıkları. Anabolu aldım. He, ellemesek çıkacak o zaman burada. Fıstıklar gene burada dikeceğiz. Hanım seyrek olur öyle. He? Seyrek mi? Baksanıza geçen seneki kalan fıstıklara bakın. Fıstık tarlası gibi olmuş sanki. Tafa tafa ediyorsan o da şunlar. Daha yeni çıkıyor şu. Her yer çıkmış. Hep çıkmışlar. Bunları şey yapıversek, kökleyi versek de diksek. Var şey yaptıktan sonra. Ne bileyim anam. Bunu en son düşüneceksin. En son yani olmasa ya tafa alacaksın da aralarına dikidik diyeceksin. Çap alacaksın bunları. Tafa gibi sarı sarı oran diyeceksin. Tafa gibi. Geçen seneki gibi mi? Geçen seneki gibiydi. Bitmeyeceğim galiba. Bunlar çok çıkan olmuş. Baksana.
çapalı yiyeceksin, şimdi olmayan yerlere o şeyler, olmayan yerlere gömeceksin onu. Boy boy. Şey yapıversek, bunları köklesek gene tafa yapsak. Soğan tafası gibi. Bunları kökleyiversek. Baksana, her yerden fıstıklar çıkmış geçen seneki. Geçen yıl buradaydı fıstıklarımız. Ha, fıstığın haşlamasını çok seviyoruz biz. Fıstığın diyorum, haşlamasını diyorum. Hani kurusunu her zaman alıyorsun her yerden ama. Ha, işte onun için anam, onun için. Baksana, bunları çapalarsam ölecek durmuş olsun. Şu sirkenler, sirkenler çıkmaya başlamış. Babayım mı? Çok güzel. Otlar gene ölsün ki olursa. Şunlar sirken otları. Bunlar da sebzenin içinde. İçinden sonra başı olmaz. Ama topalak daha zor. Bakın. Şunlar var ya, şu yeşillik yer komple topalak onun çıkmış orada. Mısır işte, orayı bastırgar. Direktiydi orası. O tarafta mısır var mı? Ha, var. İşte orada mısır ekildi ya, bu oraya. Ama ha, burayı ekmemiştik. Doğru. Ha, burası sebze yatağı. Ha, burayı sebze yatağı ayırdıydık. Doğru. Oradan çıkıyor canım. Kıra yarım ar gidiyorum gelmiş günü. Böyle ediyen işte, ona yer dikeyim diyor. Öyle mi? Fidanlarını da gösterin arkadaşlarıma, dur. Kaba etmesi. Şimdiden sonra Ramazan geçti. Akşamüstü oldu muydu, annemle babam bir çayı demlerler, gelirler buraya otururlar. Hem bahçe sulanır hem de onlar da otururlar. Çaylarını içerler. Domates fidanlarını dikmiş annem. Etmesi çok güzel. Bunlar bir aşamada gömüldüydük. Maşallah bak bittiler. Ha, bitmişler baksa, gülüymüşler hemen maşallah. Bir sefer bir de yağış oldu. Bunlar işte burada, onları izleyelim. Bu sene de zeytin senesi mi bilmen anne. Maşallah nasıl domurça var ya. Hiç dikkat etmediydim. Dur bakayım. Nasıl maşallah maşallah. Bunun hepsini zaten tutmaz ama. Yani domurçuğunda bile bu şekildeyse zeytin, bu sene zeytin senesi. Belki zeytinyağı da uygun olur. Zeytin de uygun olur da herkes yer. Olsun. Herkes çok olursa, herkes uygun olur da herkes alır belki. Çok güzel bıraksa. Bu zaten tuttum, öyle yüklenir kalır. Bu sene de şeyin, sebzenin arasına suyunu da güzel alır bu. Yine de cevizimiz var bak. Çırparken. Anam bunun kesileceğim şimdi herhalde depeler. Bilmediğimiz çiçellemedik. Budayan muhakkak budanıyordur yani, her ağaç gibi nasıl ama. Nasıl alınır onun depesi? Bilmiyoruz ki nasıl kesilecek. Dibinden mi kesilecek? Başına çıkan biri olacak. Aslında bodur ceviz diye ayaktan alındıydı. Bu internetten getirildi ama. Yanlış satmış. Değilmiş. Eski ağaçlardanmış. Öyle. Her neyse gari. Baksana maşallah, buraya baksana. Toplayamayız diye gel bodur. Bakalım bunu da maşallah. Size çok. Sırf bembeyaz çiçek açacak şimdiden sonra. Bir görseniz var ya, şu an domurcuğunda bile bu öyleyse, çiçek açtığında yani kar gibi olacak sanırım. Hepsini tutmaz ama. Bir şey olmazsa diyen, kurak çekerse diplerine bu sene diyen şey atacak. Sulayacak. Sulamasan olur mu anacağız? Sulamasa olur mu? Her fıstık önceki diktiklerimiz. Bu geçenki diktiğimiz fıstıklar bakın çıkmış. Sizinle beraber dikmiştik ya. Baksana maşallah. Biberim şurası işte, hıncağızlar. Onlara acı biber. Acı biberden döndü abla da istiyordu anne. Unutmayan giderken. Ufacık alalım. Ufacık öyle 5-6'cık alayın hiç olmazsa. Tenikeye dikecek herhalde o bahçeyi. Bu yüzden ben o zaman vereyim sana. Sen o tarafından veriver gideceğinde. Şu tarafta. Burada domates. Kabaklarımız var. Fırsatımız şurada karpuz gibi. Karpuz giliymiş onlar. Karpuz var orada. Karpuz da var. Onları o damlamalara çekeceksin. Damlamalar anam, sen buradaki bir gün çekelim. Çekelim anne buradayken de. Sana da şey olmaz. Bunların diplere dikeceksin. Zeytinlerin dibine dikeceksin. Zeytinlerin dibine. Geldim, herkes tarlaya gidecek. Ağacından koparıp bir yere vurup yarıp orada yemesi daha bir tatlı oluyor, bıçak değmeden. O karpuzun tadı bir başka oluyor. Çocukluğumuzda öyle yapardık. Bahçeden şöyle taşa vururduk. İkiye ayırdık karpuzu. Koparır koparır yerdik. Bu
Geleyen buralarda bir geziyen anam işte. Ben evde olsam ne edeceğim ne böyle bir geziyen. Çok değil bak bunlar hepsi. Şimdi babama diyalizden çıktıktan sonra babamı zapt edemiyorum evde. Geldim. Baba diyorum kal diyorum birkaç gün hiç olmazsa öbür gün aşırı diyaliz günü haftada bir gün bari kal. Kızım diyor indi diyor ben burada sıkılırım diyor. Köy tabii her yeri yemyeşil burayı koyup da şehirde kalası gelmiyor. Bunlar da şeylerim sonradan o karpuz şeylerim çıkmaz diye diktiydim. Onlar çıktı. Buna da diktim. Zeytin şeylerimizin aralarını küçük zeytinlere dikeceğiz. Karpuz mu bunlar? O damlama var dibinde. Karpuz mu bunlar kavun mu? Karpuz. Hmm. Bunları damlama çekildiğinde suyunu düzelteceğim. Hmm. En son gömeceğim orayı. Sence kavuna da benziyor bu? Kavun da olabilir. Karışık iki sırası. Karışık mı? Bak karpuzlar daha çıkıyor. Ha nasıl bildim bak. Ha şunlar karpuza benziyor. Ha doğru. Şunlar karpuz, şunlar kavun çekirdeğinden belli. İncirler de olacak şimdiden sonra. Annemin şöyle bahçesini bir son haline gezdirivereyim size. Bu da aynı ceviz. Bu da bodur değil. Bu biraz dudun gölgesinde kaldığı için çok büyümemiş. Bakın aynı anda dikildi. Bu kocaman oldu. Ama bu küçük daha. Dutlar da olmaya başladık. Bunun tutu küçük küçük oluyor ama tatlı oluyor. Nebe çahçeyi suladı. Suyu kapatacak. Tavuklarımız da cezalı. Çünkü artık sebzeler dikiliyor ya. Anca şöyle akşam üzereleri salınır. Akşam üzere de yani şöyle sade sebze değil. Birazcık daha mısırlar büyüdüğü zaman salınır da. Şimdi mısırlar da küçük mısırları kazarlar diye. Hem de sebze tarlasına giderler. Sebzeler de mısırlar da azıcık büyüyene kadar cezalılar. Çünkü içinden çıkmazlar. Parçalarlar sebzeyi. Şuradan geçen seneden de kabak çıkmış bir sürü burada. Kabak çekirdeklerini atmış annem. Böyle. İşte yaparsan bağ olur, yapmazsan dağ olur hesabı. Anacığım yapıyor, yapmasa da olmayacak işte bu şekilde. Her sene kızıyoruz ekmeği yapma diye ama kendisi de durmuyor. Ha, bazen kendim biz de iş çıkarabiliyoruz da. Mesela fıstığı hani fıstığı çok seviyoruz biz yaş fıstığı. Hiç olmazsa 2-3 arık yapalım fıstık dedik. Şöyle 2-3 arıklık fıstık dikeceğiz oraya. Tabii 2-3 arık değil, tabii domatesmiş, patlıcanmış derken annem gene orayı doldurur gibi geliyor. Bugünlük benden bu kadar. Şöyle bir bahçe turu yapalım dedim sizlerle canlar. Hoşça kalın.